أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdolsun. Salatü selam elçisi peygamberimiz, hepimizin önderi, cennet rehberi Hazreti Muhammed olsun. Allah kendisine yar ve arkadaş kıldığı sahabelerden razı olsun. Bizleri de hayırlısıyla onların salih, hayırlı takipçilerinden eylesin. Sahabemiz Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tır. Yine bir keresinde cemaat içerisinde bulunurken Allah Resulü aleyhisselam yanlarına varır. Bakar ki ilimle meşgul oluyorlar. Allah Resulü'nü fark edince dururlar. Ne yaptıysanız devam edin diyerek Efendimiz yollarını açar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah ilim tahsil ediyorduk derler. O halde dua edin, ben de duanıza amin diyeyim. Allah Resulü aleyhisselamın beraber oldukları o mecliste bereketinin değerini bilen sahabiler ellerini açarlar ve Cenab-ı Hak'tan talepte bulunurlar. Talepleri bittikten sonra Ebu Hureyre ellerini açar. Ya Rabbi der, bu kardeşlerim senden ne istedilerse ben de onu istiyorum. Ama ekliyor, bir de ben senden hiç unutmayacağım bir ilim istiyorum. Allah Resulü amin diyerek duasına icabet eder. Ve bu dua sayesinde Cenab-ı Peygamber'den bize hadisleri büyük bir oranda iletme bahtiyarlığına Hazreti Ebu Hureyre sahip olacaktır. Çok zikreden bir zat Ebu Hureyre. Çok zikreden. Kendisinin ifadesiyle 12 bin tesbih çekerdim diyor her gün. Niye bu kadar çok çekiyorsun diyenlere, günahım o kadar da ondan dolayı diyerek cevap verir. Hem mütevazi hem Cenab-ı Hak'la olma arzusu şiddetli olan bir sahabi. Ve bakın Ebu Hureyre aynı zamanda kıt imkanlarına rağmen şükretmeyi çok yapan bir zat olarak görülmektedir. O kadar yokluk çekmesine rağmen önündeki bir hurma, bir su, bir tuz, bir ekmek parçası için Allah'a hamdolsun ki bu nimetleri bize veren Cenab-ı Hak, bu kullarını, şu kulunu, şu aciz kulunu bu nimetlere mazhar kılmıştır diyerek Cenab-ı Hakk'a şükrü ihmal etmemiştir. Ve yine yokluk içerisindeyken misafirperverliğiyle de öne çıkan bir sahabidir. Bir keresinde bir zat öyle der, 6 ay boyunca Hazreti Ebu Hureyre'nin misafiri oldum. Allah'a yemin olsun ki ne Allah'a itaat ve kulluğunda gevşeklik vardı, ne de bize hürmetinde ve ikramında. 6 ay boyunca. Değerli arkadaşlarım, Ebu Hureyre radıyallahu anh her zaman bütün bir hayatını fakirlikle geçirmemiştir. Elbette varlık sahibi olduğu zamanlar da olmuştur. Taşımış olduğu ilimden dolayı kendisini hem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sağlığında, hem onun vefatından sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Osman valilik olarak değerlendirmişlerdir. İşte o dönemlerde dünyalık olarak sahip oldukları şeyler vardır. Ama bu sahip oldukları asla onu dünya sevgisiyle meşgul etmemiştir. Gerektiği yerde kendi nefsine gem vurup, arzularına gem vurup durmasını bilmiştir. Bir örnek vereyim bakın. Kızartılmış bir koyun getirilir önüne. Yemin olsun ki yemeyeceğim der. Niye diye soranlara, Allah Resulü bir gün bile arpa ekmeğiyle doyarak gününü bitirmemiştir. Böyle bir elçinin takipçisi olarak ben şu çok güzel kızartılmış bir koyunu yemeyi kendime yediremiyorum diyerek kabul etmeyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu seçkin sahabisi aynı zamanda evini de ihmal etmemiştir. Annesiyle olan birlikteliği dillere destandır. Her sabah çıktığı zaman mutlaka annesine uğrar. Annesine dua eder ve der ki, anneciğim, Allah seni affetsin, sana merhamet etsin. Çünkü sen beni küçükken besledin, büyüttün, ilgilendin, şefkat gösterdin. Annesinin cevabı nedir peki? Oğlum der, sen de ben büyüdükten sonra, sen büyüdükten sonra benimle ilgilendin. Bana bakıyor, benimle ilgileniyor, beni doyuruyor, beni gönüllüyorsun.
bundan dolayı Allah sana merhamet etsin diye duasına yeni bir duayla karşılık verecektir. Annesine göstermiş olduğu ilgiyi ortaya koyan çok önemli bir örnek daha var. Müslümanlığı annesinin Ebu Hureyre'den biraz daha gecikmeli olarak gerçekleşir. Defaatle kendisine anne diye hitap ederek İslam'a davet etmesine rağmen annesi hayır der. Nihayet bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a derdini açar. Ya Resulallah, annem için dua edin de İslam'la şereflensin. Allah Resulü Aleyhisselam elini açar. Şu kulunu ya Rabbi, şu kulunun arzusunu yerine getir. Hem onu hem annesini hidayetle buluştur diyerek dua etti. Evine döndüğü zaman annesi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman etmiştir. Bundan duymuş olduğu coşku ve sevinci koşarak Efendimizle paylaşmış. Müjdeler olsun ya Resulallah, duanız kabul edilmiştir diyerek ona haber vermiştir. Cömertliğiyle de öne çıkan bir sahabi. Düşünün, zaman sonra mülk sahibi olacaktır ama fakir, fukara, yetim, yoksul insanları asla unutmayacaktır. Hatta fakir bir insana sahip olduğu bir evi hediye edecek kadar cömert bir insandır. Kendisi fakirleri her dem gözetir ve onların evine mutlaka onlar için hayat gıdası olacak yiyecekler taşırdı. Hazreti Ebu Hureyre son demlerinde sahabeler onunla buluştukları zaman halini ahvalini görürler ve derler ki Ebu Hureyre ne düşünüyorsun? Yemin olsun ki önümdeki hayatı düşünüyorum. Tırmanmış olduğum bir yokuşun ardından cennet tarafına mı cehennem tarafına mı gönderileceğim sorusuna mutmain bir cevap taşımadığım için üzülüyorum ve bundan dolayı ağlıyorum diyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet, İslam'ın hasreten hepimizin kendisinden en çok faydalandığı, istifade ettiği sahabilerdendir. Hadis külliyatı gibi Resul-i Ekrem'in mirasını bize taşıyan önemli bir aracıdır. Cenab-ı Hak onun yaranlığından bizi mahrum etmesin. Allah şefaatlerinden bizi mahrum etmesin. Cenab-ı Hak hepimizi hep beraber hamd bayrağı altında toplanan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.